karşılığı aşıkların sonrası tiyatro oyunundayız. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Yasemin'cim ne söylemek istersin? Ben çok konuştum artık. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ben söyleyeyim. Dünya tiyatro edebiyatının çok değerli eserlerinden bir tanesi. Türk seyircisi sadece bir Amerikan tiyatrosu örneği değil, aynı zamanda bir Rus tiyatrosunun etkisiyle bir Anton Çehov tadında bir öyle olan bir oyunla bu akşam birlikte oldular. Bundan sonra daha da inşallah gelişerek daha da ileriye gidecekler. Keyifli bir süreç, iyi bir oyun. Devam edelim, ben artık çok konuşmayayım. Acayip heyecanlı bir oyundu benim için ya. Yani çok fazla eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, herkes gelmişler, teşrif ettiler. O yüzden acayip heyecanlıydım ben. Sen nasılsın Yasemin? Ben eş dost olunca daha motive olarak oynuyorum aslında. Böyle güzel, iyi geliyor. Çok çok güzel bir geceydi gerçekten. Zaten oynamaya başladığımız andan itibaren çok farklı deneyimler yaşıyorum. Çok çok katlanarak artan güzel bir his benim için. Her seferinde daha keyifli. Çok teşekkürler bu akşam. Ayağınıza sağlık yani. Aynı zamanda sizi ayrıca motive eden bir kişi de içerideydi. Çok teşekkürler. Evet. Annemden bahsediyoruz galiba. Oyuna dair, karakterinize dair konuşsak çok kısaca. Neler bekliyor? Bizi neler bekliyor? Ya bir kere şey böyle hani aşk üzerine, sadakat üzerine, aidiyet üzerine falan böyle müthiş bir oyun. Yani hani evli bir adam olmak fikri en azından bir tiyatro oyununda güzel bir fikirmiş. Yani güzel bir şeymiş. Benim için ben çok mutluyum. Yani Yasemin'le oynamaktan çok mutluyum. Zafer Bey'le beraber çalışmaktan çok mutluyum. Çok değerli bir ekiple çalışıyoruz. Bir de seyircinin beklemediği şekilde böyle bir eğlenceli bir şey yapmak da beni çok mutlu etti. Yani böyle bir Amerikan tiyatrosuyla seyircinin karşısına çıkmak ekstra beni mutlu etti. Ondan sonra ne kadar aşığım, ne kadar sonuncuyum bilemiyorum ama hani çok eğleniyorum ben oynarken. Peki bu ikili nasıl buluştu ondan bahsetseydin? Bu ikili nasıl buluştu ya? Fikir Murat Bey'den çıktı. Ben duruyordum. Nasıl buluştuk? Yani açıkçası ben çok uzun zamandır bu tarz bir metinde, bu tarz bir tiyatro oyununda oynamak istiyordum. Modern Amerikan tiyatrosu, özellikle komedi benim hep çok sevdiğim bir tarz ve böyle içinde var olmak istediğim bir şeydi. Ve Murat bana böyle bir oyun var, ilgilenir misin, okur musun dediği andan itibaren zaten ben çok okuyordum, çok beğendiğim bir metin oldu. Ve hangi karakteri oynamamı istersin diye sorduğunda üç karakteri de sen oyna dedi. Ben tamam zaten sözüm. Sonra da Zafer Bey'le bir araya geldik ve çok çok değerli, çok kıymetli bir şey yaptığımızın her gün katlanarak artan bir şekilde daha da farkına vardım ve çok mutluyum yani burada olmaktan. Birlikte yer aldığınız ilk proje diye söylüyorum. Evet. Birbirinize dair ne umdunuz, ne buldunuz? Diye sorsak. Ben beklemediğimiz bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. Evet. Haddim olmadı. Ben yazarı değil mi? Hayır. Çok iyi, çok iyi. Yani şey, ben şöyle Yasemin'in bu kadar hani dışarıdan gördüğüm, izlediğim işte işlerini izlediğimde, filmlerini, televizyondaki işlerini izlediğimde çok beğeniyordum ama tabii şey be, o televizyon ve kamera başka bir şey, tiyatro sahnesi başka bir şey ya. Bir de üç farklı kadını da şahane oynuyor. O yüzden ben böyle bir partner olarak çalışmaktan çok mutluyum yani. Hani, aynı şekilde. Şu ana kadar çalıştığım en güzel partner. Teşekkür ederim. Güzel gidiyor. Peki efendim, ikililerden bahsederiz ya. Siz bunu tiyatro sahnesinde yaptınız ama bu ikili televizyona da taşınır mı aslında? Taşınır mı Yasemin? Bence taşınır ya. Bence taşınır ya. Ya böyle güzel bir şey yakalamışken devam etmek lazım. Tabii o ne olur bilmiyorum ama gerçekten ben Yasemin'i ilk aradığımda İskoçya'daydı. Ondan sonra teksti gönderdiğimde Tayland'daydı. Ondan sonra büyük ihtimalle biz başka bir şey yaparız yani. Hani herhangi bir proje yapmak istediğinde düşündüğün diğer kadın oyuncuları elemek için bir takım planlarım var benim zaten. Ortadan kaybolurlarsa şaşırmam. Kim? Yok. Çünkü sadece ben varım arkadaşlar. Tamam mı? Tehdit de bu arada hemen geldi efendim. Biz girdik. Gülümsüyorum ama devam ediyorum. Bir de bir espri yapmıştınız ki efendim, özellikle güzellik merkezi. Orada ve hemen yan yanayken bir açıklama da getirelim. Ciddiyede alındı aslında güzellik merkezi açıyoruz diye. Ne yapıyor olabilirler diye. Yani hani güzellik merkezi açıyor olmamız, sanat yapıyor olmamızdan daha şey geldi insanlara galiba. Hı-hı. Murat'ın fikriydi tamamen yani. Günün sonunda estetik. Son olarak 60 ve 70'li yıllarda yazılan bir oyun diye biliyorum, güncellenmiş, evet. Ama o döneminin aşk tasviriyle şu anki
aşk kıyaslarsak nasıl olur? Aslında biraz evrensel bir hikaye bu. Sadece Amerikan toplumu için değil, aşk dünyanın her yerinde aşk. Sevgi dünyanın her yerinde sevgi. Aslında çok evrensel olanı yakalamaya çalıştık ve sanıyorum başarıyla da bu yakalandı ve Türk toplumunun içine geçebilecek bir hikaye bu. Dediğim gibi Hindistan'da da bunu bulabilirsiniz. Dünyanın her yerinde kadın ve erkek ilişkilerinin bir yansıması, romantik bir komik yansıması, trajikomik yansıması aslında. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vallahi ya, son olarak şöyle, üç farklı kadınla ama tek bir kadınla sahnede olmak olağanüstü. Bir şey hissediyorum böyle, var olmanın dayanılmaz hafifliğini arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gerçekten ben çok mutluyum. Umarım bizim mutluluğumuz yansıyordur diye düşünüyorum. Umarım seyirci de gelmeye devam eder ve şahane bir şey yaşarız. Senelerce oynarız. Peki gerçek halinde tekrardan evlenmek ister misin? Tekrardan mı? Ben hiç evlenmedim ki. Yok, sen evlendin, haberin yok. Ben bir evlensem ben devamını getiririm onun ben. Peki, çok teşekkür ederiz.